Bu iş böyle olmayacak. En iyisi bir karar verelim. Bence Zeyrek kahvehanesi güzel ha. Ne diyorsun? Ya bak kardeşim, kulağa bile hoş gelmiyor ya. Çeyrek kahvehanesi işte, ne güzel. Ya oğlum, Zeyrek kahvehanesi böyle dile oturuyor. Çok güzel duruyor ya. Bak Zeyrek, zaten sıcak esmiyor, darlandım. Çeyrek diyorum, çeyrek olacak. Lan! Bıdı 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 bıdı, sabah sabah. Bir susun lan. Ali amirim. Amirim, amirim yok. Ben amir değilim, siz de zahmet. Eyvallah amirim. Sizin olmadığınız yerde biz de bir dakika durmayız. Bastık istifa ya. Oğlum biz gittik. Gittik ama gitmedik. Ulan bunlara da nasıl anlatacağım? La havle ve la kuvvet. Ana Zeyrek, gel gel. Harlem o amirin kafa gitmişti ya. Yerine gelmemiş. La bak nasıl anlatacağını hatırlamıyor ya. Evet vallahi, vallahi öyle. Amirim ben size bir kahve yapayım. Bazen düşünüyorum da bu zabitlikten ayrılmanız iyi oldu ha. İstanbul sizin gibi müthiş bir ikiliye hazır değil şu an. Zeyrek, amirim büyük ihtimal Süreyya yengeyle kavga etti. Onun için böyle bizim üzerimize geliyor. Hey Allah! Kavga mavga yok. Terbiyesizler. Ne yapıyorsunuz? Kahve. Ver, ben götürürüm. İşinize bakın. Peki. Hey amir. Koy. Ya burası da çok sıcak oluyor yalnız közün başında. Ben yanıyorum ya. Dükkan size emanet amirlerim. Ya oğlum ya. Biz de zabit kalaydık, bunlar geçmiştik ya. Ha, müşir olmuştuk vallahi. Amir olmuştuk değil mi? Ne olmuştuk ama kısmet. Hadi yürü yürü. Aşk kısmet. Al. Kendine gelirsin. Neredeydin lan? Orada, burada. Ne oldu peki? Başlamayın oğlum. Bak Mustafa'm, kadın dünyanın en zengini. Benim etim ne, budum ne? Nasıl yaparız, ne ederiz? Millet ne der? Ne olacak? Sen doğru bildiğini yap. Bırak el alem arkandan ne derse desin diyen sen değil miydin? Ben mi? Evet. Oğlum çok afilli laf etmişim ha. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum Mustafa'm. Süreyya, herkese sabır tavsiye ediyorsun. Ben sabrede sabrede bir hal oldum dedi. Kime sabret diyorsun ki? Leyla'ya. Neden? Oğlum sen... Mustafa'm, konu benim, ben. Bana dön, bana. Sonra dedim ki... bizim şu kadar maaşımız var. Mustafa'mla ben... Bu maaşı da zaten Sabri Sübyan'a dağıtıyoruz. Ben bununla senin ayakkabının tekini alamam, tekini. Mustafa'm, bu kadın el bebek, gül bebek büyümüş kardeşim. Ben onu nasıl geçindireyim Mustafa, nasıl? Süreyya'nın istediğini hiçbir servet satın alamaz Ali. Aşk satın alınır mı lan? Ha? Sevmişsiniz birbirinizi, daha ne istiyorsun? Bırak artık dik kafalı. Üzme kızı da. Üzülmüş müdür lan? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Üzülmüş müdür lan? Kim gönderdi zannediyorsun beni buraya? Oğlum bu kadın benim ciğerimi biliyor lan. Vallahi nasıl dövüştüğünü de gördük. Şöyle senin bir ağzını burnunu kırsa da akıldansan. Ali. Bak bu işler ertelemeye gelmez. Dünyanın bin türlü hali var, benden biliyorsun. Tez zamanda nihayetine erdir şu işi ha. Üzülme sonra. Oğlum gerçekten çok sağlam sağ var ha. Çenemi enseme koydu zannettim lan. Paşa kardeşlerim, geç kaldık. Hadi. Hadi. Evet Mustafa'm, anlat bakalım. Seni dinliyoruz. Hocam elimizdeki haritaya göre... Yüce Melis'in irtibat evlerinden birisi olan bu ev Karadeniz kıyısında.
Maksadımız buraya baskın yapıp olabildiğince belgeyi sağlam ve melunları sağ ele geçirmek. Tabii bunlar ne? Bunları canlı ele geçirmeliyiz. Davut Paşa, onlar canlı ele geçmez demişti. Yakalanacaklarını anladıkları gibi kendilerini zehirleyip öldürüyorlarmış. Neydi? Banotu. Banotu. Benim bir fikrim var. Allah müstakını versin. Bunun içinde ne var biliyor musun sen? Panzehir. Herkesi öldüren zehri panzehri. Ama o da bir zehir sonuçta. Hoş geldiniz. Yaralıya bakmaya gitmiştim. Burada olduğunu söylediler. Demek zehir konusunda ustasın. Yani. Kuzum. Bana da şöyle aşkı tık diye yok eden bir panzehir hazırlasana. Aşk bir zehir mi ki panzehir olsun Süreyya Hanım? Ya bu iyi fikir ha. Leyla panzehir işini hallederse şahane olur. Oğullar, sıkı suikastçilerle karşı karşıyayız. Sizden isteğim evvela canınıza ehemmiyet göstermeniz. Kılınıza zarar gelsin istemem. Hocam, siz gelmeseniz. O nasıl laf ya? Yani, hallederiz biz. Duymamış olayım. Şimdi, gidip de dönmemek var. Helalleşmek istedikleriniz olabilir. Bir iki kelam etmek istedikleriniz olabilir. Şimdi gidin, akşam namazından sonra buluşalım. Ne bakıyorsun? Bitsene oğlum. Gideyim mi gerçekten birader? Durduğun kabahat. Diğer şartları bilahare görüşeceğiz. Evlen benimle kız. Şirketimizin değerli mürahasa azaları, sizi namı diğer Bıçak Ali ile tanıştırayım. Bir kere de bir şeyi doğru yap be taş kafalı. Sayın Muharrem Arızalar, bize biraz müsaade edebilir misiniz? Ya da biz dışarı çıkalım Süreyya. Hanım. Dışarıda ne yapacağız? Güllü limonlu lokum yeriz, Sadabat'ta gezeriz. Duymuyor mu kızım ne diyorum? Müsaade ederseniz. Hayırlı günler dilerim. Yengeye selamlar. Yengeye selamlar ama o kravat hiç olmamış ben sana söyleyeyim. Ben seni bir yerden tanıyorum ama arıza mısın yoksa sen de? Yok. Nasıl daldım içeri? Demek böyle evlenme teklif ediyorsun. Pat diye. Anla işte be Süreyya. Keşke sana o afilli lafları, o janti şiirleri söyleyebilseydim. Ama ben böyleyim mi Süreyya? Sokakların çocuğuyum. Ne öğrendiysek orada öğrendik.
Hem korkar söyleyemez, hem de içimizde tutamayız. Ölümüne severiz de gösteremeyiz. Ben seni çok sevdim be Süreyya. Yüzüne her baktığımda o gözlerindeki okyanusta boğuldum. Sonra tekrar doğdum. Sen benim ciğerlerime çektiğim nefessin. Sen benim adını her duyduğumda yüreğime düşen kor ateşsin. Ne güzel konuştun. Genelde öyle konuşurum Süreyya'cığım. Evet. Biliyorum çok ani oldu. Bana bir şans ver Süreyya. Bu teklifimi tekrar düşün. Ne? Evet mi dedin? Bak az önce duydum evet dedin. Duydum evet dedin. Şuradan şuraya gidiyordum. Evet dedim duydum. Bu kulaklarla duydum. Evet dedin. Evet dedin Süreyya. Her şeyi isterim ama. İlk önce kına gecesinden başlayacaksın. Söz. Görevden döneyim. Yusuf Efendi ile konuşacağım. Bizim tekkede sana en kralından bir kına gecesi yapacağız. En kralından. Ne görevi yine? 2 haftalığına gideceğim. Ama senin için döneceğim Süreyya'm. Hele bir dönme. Süreyya'cığım. Ben oraya daha önce bir kere gittim. Bana orası yaramıyor. Hiç yaramıyor. Döneceğim. Döneceğim. Gel. Destur var mıdır? Tabii buyurun. Size bir şey ikram edeyim. Çok dalgınım. Affedersiniz. Lütfen oturun. Benim için çok önemli insanların hayatını kurtardın. Bunu biliyorsun. Sana layığıyla hiçbir zaman teşekkür edemedim. Allah razı olsun senden. Estağfurullah, benim vazifem. Bugün Abdullah Efendi de geldi. Bir şeylere ihtiyacınız varmış. Ben o şeyleri de şey yapacağım. Gel hatun, gel. Otur hele. Allah şükür. Hatun, nasipse 2 hafta kadar vazife için uzaklarda olacağım. Nereye? Anladım. Söylemiyorsun. Gönlümün sultanı. Sen sorma ki ben de cevaplamak zorunda kalmayayım. Yüreğimde bir sıkıntı var. Bir türlü geçmez. Sen kadısın. Öyle yetiştin. Öyle yetiştirildin. Şimdi bu haller nicedir? Gizli saklı işler senin vazifen midir? Devletin verdiği her türlü vazife kabulümüzdür. Bundan kaçmak olmaz, bilirsin. Aman Gıyasettin. Sağ salim evine dön. İnşallah. Babam geldi. Yaşasın. Gelin bakalım, gelin. Bana bakın. 2 hafta evde yokum. Annenizin sözünden çıkmak yok. Tamam mı? Tamam. Anlaştık.
Farah, konuştuğumuz gibi sen İstanbul'a trenle gidiyorsun. Hazırlığa başla. Emredersiniz padre. Ha! Hep birlikte İstanbul'a gitmiyor muyduk? Ama daha önce uğramamız gereken bir yer var. Nedir bu? İstediğiniz şey, yani Abdullah Efendi'nin istediği şey. Banotuna tesir eder mi? Bu kadar kısa sürede tam tesirli bir şey yapmam imkansızdı. Lakin işinizi görür. Sana nasıl teşekkür etsem bilemedim. Allah'a emanet olun. Mustafa. Aslında bana teşekkür etmenin bir yolu var. Nedir o? Sağ salim dönmen. Söz. Mustafa. Gıyasettin Efendi bizi bekler. Allah'a emanet ol. İstanbul'a gittiğimizi zannediyordum. Yapmamız gereken bir iş daha var. Vladimir'e uğrayacağız. Aynı eve gidiyoruz. Neden? Bize katılacak. Çok hoşlanmıyorsun biliyorum. Ama büyüklerine karşı saygılı olman gerekiyor. Biz halledebilirdik. Bu kişisel bir mesele değil. Vladimir'e ihtiyacımız var. Ve hala en iyi adamımız o. Bizi burada bulamazlar. Padre'nin de dediği gibi, tedbirli olmakta her zaman fayda var. Dışarı kolaçan etmeye devam et.
Çocukların vaziyeti nasıl? Hala bir şey yemediler. Ama kendileri bilir. Daha da uğraşmayacağım bir şey yedirmek için. Tükürüyor veletler. Kan beynime sıçrıyor. Bir ara bir tanesi elimde kalacak diye korkuyorum. Onlara sen elini süremezsin. Onlar artık Yüce Meclis'in malı. Birkaç yıl sonra şimdiki hallerinden eser kalmayacak. Huysuzlandı. Birileri var. Bu bir tuzak. Sen hemen dışarı çıkın. Belgeleri şu bile yap. Hoş geldin komitesi. Ulan bir kere de biz teslim oluyoruz arkadaşlar desinler be. İyi ateş ediyorlar Ali. Mermi kulağımın içinden vın dedi geçti Mustafa'm. Hazır mısın? Hazırım kardeşim. Ben üç deyince. Tamam Mustafa'm. Bir, iki, üç. Şimdi. Bir ateşe ver. Ya Allah, bismillah. Abdullah, gidelim. Aynı evi nasıl buldunuz? Ve hepinizin canına okuyacak. Bekle. O kadar da iyi değilsin. Nereye gidiyormuş Mustafa bu? Kardeşleriyle buluşmaya gidiyormuş. Sen ancak gitsen cehennemin dibine gidersin. Abdullah gidelim. Hadi.
kardeşlikten kaçamazsınız. Hocam! Gıyasettin Efendi. Allah'ım sen onu koru. Sağ ol evlat. De hadi. Çocuklar. Yardım et. Dikkatli olun oğullar. Alın diğer tarafa bak. Burayı nasıl bulmuş olabilirler? Bilmiyorum ama eminim hala buradalar. Ve bizi izliyorlar. Helal lan Ali. Ben sana demiştim kardeşim. Bu kulaklar bin arşından gelen atın nal seslerini duyar dedim kardeşim. Kim bunlar? Şu ölen adamın ölmeden önce yanına gidiyorum dediği kardeşleri herhalde. Ne yapıyoruz şimdi Mustafa? Çok kalabalıklar. Ama... İstanbul'a gidiyoruz. Hiçbir istihbarat bu sahabilerin canından daha mühim değil. Karahan Bey'inin çocukları bunlar. İstanbul'a götürmeliyiz. Çok uzaklaşmış olamazlar. Eğer peşlerine düşseydik... Vladimir'e cenaze töreni yapacağız. Vakit kaybediyoruz. Ama padre de olsa böyle olmasını isterdi. Töreni yapacağız. Peşimize düşecekler. Atları bizimkilerden izle. Çocuklar da var. Böyle olursa yakalanırız. Hızlı hareket etmeliyiz, ancak böyle kurtuluruz. Doğru dersin o.
peşlerine düşüyoruz. Hiçbirine acımayacaksınız. Buyur bacım. Beni Bursa Valide Külliyesi'nden gönderdiler. Yusuf Efendi'ye bakmıştım. Gelin benimle bacım. Sen geç. Yusuf Efendi, hanım Bursa Külliyesi'nden gelmiş. Sizi görmek ister. Sen git Meryem'i çağır. Demek Sabilere bakmak için gönderilen mürebbiye sizsiniz. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk efendim. Kusuruma bakmayın, bu vakitte sizi rahatsız ettim. Çok geç vakte kalmışsınız. Bir sıkıntı mı oldu? Yok. Aslında biraz İstanbul'u dolaşmak istedim. Kaybolmuşum. Sevmiyorum bu kadının çoluklu çocuklu işleri. Bende. Bende ne lan? Bende ne oğlum? Bitir şu işi. Uzatma. Altı yaşındayım. Babam annemin iffetsiz bir kadın olduğunu söyledi. Annemi döve döve öldürdü. Gözümün önünde, tam karşımda. İşte o gün adaletin sadece güçlü insanlar için var olduğunu anladım. Niye öldürdüm şimdi ben bunu? Ben bilmiyorum oğlum, sen nereden bileceksin? Bizim işimiz bilmek değil. Yapmak. Adı neydi? Aslan. Aslan. Adınız Aslanur değil mi? Evet efendim. Aslanur Hatun, Meryem size kalacağınız yeri gösterecek. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.
Ha. Asnur Hatun. Geçen ay sizin külliyeden bir mürebbiye daha geldi. Tanırsınız muhakkak. Şefika Hatun. Şefika, tanıyorum tabii, tanımaz olur muyum? Sizin geleceğinizi duyunca çok sevindi. Sabah görüşürsünüz artık. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Uzun yoldan geldiniz, aç mısınız? Yok, hayır. Yorgunsunuzdur, ben size kalacak yerinizi göstereyim. Şefika nerede kalıyor? Şefika şuradaki odalarda kalıyor. Ama çoktan uyumuştur. Erken yatar o. Buyurun. Anne, uyudun mu? Ben uyudum da sen niye uyumadın? Uyuduysan nasıl konuşabiliyorsun? Çünkü anneler uyurken de konuşur. Ben duyamıyorum. Hayda, hortladınız hepiniz ha. Hadi yatın artık bakayım. Kusura bakma Leyla, seni de uykusuz bıraktık. Böyle uykusuzla can kurban. Ne yapayım? Evde içime bir sıkıntı oturdu. Ben de çocukları aldım geldim buraya. Ne iyi yaptınız. Anne, babam ne zaman dönecek? Yakında kuzum, yakında. Ali abi de Mustafa abi de dönecek değil mi? Evet, tabii ki gelecekler. Babam gelince de burada kalalım. Buradan gitmeyelim. Aa, sen evimizi özlemedin mi yoksa? Özledim de yani, burası... Burası eğlenceli. Bir sürü kardeşlerim var. Tabii bir de Leyla ablam. Küçüğü tamam. Sıra büyüğünde. Hadi kapatın gözlerinizi artık. Yatıyoruz. Oh,